Selamlar efendim, Cities Skylines'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Bir önceki bölümde birazcık uzun bir ara oldu bir önceki bölümden. Birazcık paramız yoktu, paramız oldu 7 milyona kadar. Level atladık çünkü. Bir level daha almaya doğru gidiyoruz. Yapacağımız çok şey var. Özellikle şu bölgeyi bu bölümde dizayn etmeyi düşünüyorum. Maden Adası'ndaki gelişmeler bu yönde. Bu şekilde de ilerleyeceğiz. Bakalım bu kısımlar birazcık daha farklı apartmanlar dikmeye karar verdik. Bir de şehrimizin genel bir trafik problemi var ve ben onu çözmeye çalıştıkça inanın batırdım gibi bir şey oldu. Bu arada bölgelere ayırdığımızdan dolayı bazı hizmetleri burada şey yaptık, sınırlandırdık. Mesela buradaki okul bölgesi sadece Tepekent ve Derekenarı Mahallesi'ne hizmet veriyor. Yani şu okul da Cooper Creek'le ve Laurel Gower'a veriyor. Yani şurayla ve şurasında öğrenci alıyor. Burası genel olarak hepsinden öğrenci alıyorlar. Kolej ve lisemiz ekstra bir şey sağlamıyor. Yani bir ne derler ona? Ekstra bir bölge atamadık. O yüzden bu şekilde devam edecek. Kıyı şeritlerimizdeki bu evler bu şekilde devam edecek ve ben burayı güzel bir şekilde dizayn ettim arkadaşlar. Bir önceki bölümde hatırlayacaksınız biraz moralim bozulmuştu. Buraları da nasıl yaparız, nasıl ederiz diye düşünerekten. Ama şimdi şöyle bir şey geldi aklıma. Tepekent Mahallesi şöyle nezih bir mahalle olduğu için buradaki apartmanların hepsinin yıkımına karar verdik belediye olarak. Bakalım burada bir şeye gideceğiz. Revizyona gidiyoruz. Sadece apartman bölgesi olmasını istemiyorum. Sadece burası nezih bir şey bölge olsun istiyorum. Yani böyle bir şu evlerden olan. Ha, bu apartmanlar kalabilirdi ama neyse olsun. Sıkıntı değil. Şimdi şöyle ufak ufak yerlerini değiştireceğiz ve planlamasını da ekstra ona göre yapacağız. Bakalım şimdi şöyle bir ufak tefek iptallerimizi gerçekleştirelim. Ve şöyle bir oyun aksın. Bir de şu kare şeyimi alabilirsem ben teşekkür ederim. Mesela şuralara böyle bir ev, bir de şöyle bir ev mesela. Buraya da böyle. Buraya da böyle. Buraya yan yana ikişerli evler yapılabilir. Buraya beşerden üçerden bir ev yapılabilir. Bu kısma da şu şekilde ufak tefek evler yapmayı düşünüyorum. Onun dışında şimdi bu bölümde maden bölgesini geliştireceğiz. Pardon. Böyle. Orası öyle olmasın. Abi. Daha henüz. Hayırdır? 3'e 4'lük. Ve 3'e 3'lük. Evet. Şurası şöyle olacak. Burası da böyle olacak. Devam. Hayır, devam edin. Karıştırdım, yine karıştırdım. Pardon. Yani şöyle bir iptal edebilir miyiz? Teşekkürler. Kayıtları iptal edelim. Şimdi burası bu şekilde. Ama burası buradan böyle bağlanıyor mu? Ne oluyor? Değişik bir şey oldu. Neyse durun bakalım. Orası böyle bir şey olursa düzleriz orayı böyle komple buradan da tık diye düzleme yapabiliriz. 3'e 4'lük evimizi kuralım. 3'e 4'lük evimizi kuralım. Uçurumun kenarındayım. Hızır. Evet. 2'ye 2. Bu kısım şuradan alıyordu galiba. 3'e 5'lik evlerimizi buraya varacağız. Varacağız. Vereceğiz. Buraya da 3'e 5'lik. 3'e 5 oluyor değil mi? Aynen. 3'e 5. Bir tane 2'ye 2. Bir tane 3'e 6 yapsam ne oluyor acaba? Olmuyor. Cevabımızı aldık. Olmuyormuş. Arkadaşlar. Evet, bu şekilde güzel güzel nezih bir ortam yaratsın istiyorum. Şu ev şurası biraz sıkıntıda oldu. O kısmı birazcık düzenleyeceğim şimdi. Böyle o çok büyük. Bu değildi.
Ya arkadaş. Neden böyle yapıyorsun? Wow. Geri al. Ne yaptın? Öyle olunca moralimiz bozuluyor. Tamam, burayı bu şekilde kullanmayacağız. Burayı böyle iptal edelim. Buraya böyle evler veririz. Sıkıntı yok. Demokraside çareler tükenmez. Yeneriz. Geçeriz efendim. Yeniliriz geçeriz ne ya? Şuraya bir bakayım. Şuraya da bir tane ufak bir ev atalım. Sıkıntı yok. Şuradan şuraya bir tane G'ye geçidi bağlayabilir miyim acaba? Bağlayamadım yalan. Bağlarım gibi duruyordu ama. Oy, eksi 10 dedi. Buraya yayı geçidi verebiliyor muyuz aşağıdan? Veremiyoruz. Yukarıdan verebiliyor muyuz? Biraz yükselsem. Şekilde ufak ufak aşağılara indirsem. Böyle şurayı bağlamayı düşünüyorum. Sadece şurayı bağlamayı düşünüyorum ya. Ki bence güzel bir şekilde bağlanır gibi duruyor. Abi bak, şimdi böyle yapınca senin buraya bağlanman lazım bir kere yani. Bir kere buraya da bağlanman lazım. Bak şimdi böyle olunca, hal böyle olunca buraya şey oluyor. Y'ye geçidi koydu. O Y'ye geçidini hemen şöyle tık tık tık. İyi günler. Evet. İnsanlarımız %100 mutlu. Birazcık suç oranımız yüksek. Suç oranımızı da artık kurduğumuz polis devriyeleri ve sağlık ocakları, yani polis bölgesi şu tarafta yok. Bu bölgeye bakan bir polis bölgemiz yok diye tahmin ediyorum. Değil mi? Sanayi bölgesi Cooper Lawler. Başka var mı polis bölgemiz? Şurada bir tane var. Bu karşı tarafa da geçiyor galiba. Aynen. Bir tane de şu bölgeye bir polis bölgesi atayalım. Bu da böylece bütün her yerdeki, hatta şöyle ufak da bir upgrade kendisine, bunlarda da olduğu gibi yapalım. Şimdi burada mezarlık sıkıntımız da var. Bu mezarlık buraya bakmıyor mu? Kardeşim, niye böyle oluyor? Sizin neye ihtiyacınız var? Yeterince müşterimiz yok diyor. Şimdi şuradaki yolu kapatacağız. Buradaki yolu kapatmamızın sebebi de buraya liman gelecek. Liman geldikten sonrasında demiştik zaten. O bölgeyi etki altına alacağız. Yani limanı şuraya kurup buradan her yere gönderim yapacağız. Yani bu kısımdaki çalıştığımız her şeyi, bu arada 8.000 ile 50.000 lira arasında bir, 50.000'di galiba, yanlış hatırlamıyorum. Maksimum 50.000'e kadar çıkıyordu bölge. Burada bu otopark nasıl bir otopark? Ha. Yetersiz geliyor buraya bence. Yani yol kenarlarına park etmeler falan. Burada tabii ki tırların gezmesi birazcık canım sıkıyor. Sıkmıyor değil. Ama işte yani insanlar burada evlerine gidebilmek adına şeyler yapıyorlar. Ve şu yolu kıracağız, yani kaldıracağız buradan. Bu yol kalkacak şimdilik. Sadece şimdilik burada. Şimdi izninizle bu bölgeyi almak istiyorum. Böyle komple alacağız burayı. Burada bir yaklaşık 1,5 milyon maliyetimiz olacak. 1,5 milyonluk, hatta 2 milyonluk da diyebiliriz. Ya da 1,5 milyonluk da diyebiliriz. 1,5 milyon. Şurayı almamın sebebi, şurayı da kullanmak istiyorum. Efektif bir şekilde sahil kenarı yapabilmek adına. Evet, şöyle komple aldık. Hatta şu kısmı da alalım. Alamıyoruz. Çünkü niye? 30 tane alabiliyoruz kardeşim.
O zaman şuradan bir feragatlık yapacağız. Bölüm içerisinde zaten levelimiz de gelir. Ve böylece kasaba projemiz şurada şekillenecek ya da şurada şekillenecek. Yani buradan buraya bu şekilde bağlantı da yapabiliriz yani. Buradan böyle iki ada arasında şu adayı da alıp oraya da bağlantımızı ne yaptım? Yapabiliriz. Tam konuşurken yanlış bastım. Şöyle. Bir yandan da şunu da açalım. Önce tarla bölgesini bir satın alalım. Derken burayı da alabiliyor muyuz? Burayı alamıyoruz. Şurayı alabiliyor muyum? Evet, alabiliyorum. Güzel. Buraya daha henüz kurmayacağım ama alayım. Bulunsun. Birazdan zaten yollar mollar gelirken bir şeyler olacak. Evet. Şimdi burası için çok büyük bir proje bu tabii ki. Hem yerleşim yeri açmak hem de bir yandan tarla şeylerini, işlerini falan yapacağız. Bu bölge bayağı bir büyük bir bölge olacak. Yani şu ada komple maden adası olduğu için bu bölge sağlam bir ada olacak. Ve sadece tek bir ulaşım yeri olacak. Buradan dağılacak buralara. Her yere dağıtacağız. Bakalım nasıl olacak. Hep beraber görelim. Başlıyoruz. Thank you.
Evet, şimdi şöyle bir elektriksel bir sorunumuz var. O elektriksel sorunumuzu çözmemiz gerekiyor. Bu bölge bu şekilde yerleşti. Daha ore madenlerini kuracağız. Ore madenleri birazcık daha böyle dar alanlarda dikdörtgen açılarla gelecek. Bakalım 2 milyonumuzu buraya gömdük. Buralar daha yerleşime açılacak. Açıldıktan sonra daha da güzel olacaktır. Ayrıca şuraları kurarken burayı kurarken buranın raylı sistemlerini birazcık daha böyle genişletip içeriden böyle içeri vermeyi düşünüyorum. O da şöyle bir şey olacak. Şu yolu upgrade edeceğiz arkadaşlar. Bu yolu upgrade etmemizin de six lane yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani şu böyle bu şekilde burayı upgrade edelim ki ileride oluşabilecek hiçbir şeye mal vermesin. Yani oyunun artık kendi şeyinden midir nedir, bug'ından mıdır bilmiyorum. Üst geçitleri bir tek yapmadık. Üst geçitlerin haricinde bütün her şey yapıldı. Bir şurada şöyle bir şeyimiz var. Burası bize birazcık işçilik yaptıracak. Çünkü niye? Buradan böyle şey geçirmeye çalışırsak o birazcık zorlayacak gibi duruyor. Bakalım orası nasıl olacak, nasıl bitecek bilmiyorum. Kargo limanımız çatır çatır çalışmaya başladı. Ve artık bu bölgeye de ulaşımı sağlayabilmek adına şurayı kısacağım. Burası artık sadece buradan alacak. Ve tabii ki bölgenin elektrik sorununu da beraberinde getirecek. Fakat bölgenin elektrik sorununu ben bir şekilde çözeceğim. Şimdi çok da emin değilim ama şey yapmak da istemiyorum. Ulaşım ne tarafa gidiyor? Bu tarafa gidiyor. Burada bir olaylar değişiyor, evet. Şimdi bu kısma kurulan her şey artık ore madenlerine olacak. Şuraya tam olarak tam şuraya alıp aslında bir elektrik santrali yapmak istiyorum artık. Elektriğimiz yetmiyor. Gördüğünüz üzere 49 milyon megawatt kullanıyoruz ve 41 milyonunu dışarıdan alıyoruz şu an. Yani yapılacak tek bir şey kaldı. O da artık elektrik santrallerine geçeceğiz. Elektrik santralleri de tam olarak şurada devreye girecek. Orman sanayisi yani çok şey değil. İyi bir yerde değil ama onu da bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Hatta elektrik sanayisini şuraya koyabiliriz. Şu anlık. Şu anlık geçici bir süre burada 20 milyon megawattlık bir elektrik üretsek ya da rüzgar enerjisiyle buranın enerjisini sağlamaya çalışsam diyeceğim ama yani rüzgar enerjisiyle de çok etkili değil, rüzgar değişebilen. Aa, şuraya yapabiliriz. Evet, buraya yapabiliriz. Buranın enerjisini rüzgar gülleriyle birlikte, ama tabii öyle rastgele değil. Rastgele değil. Rastgele değil. Kim dedi? Kim diyor bunları? Kim uyduruyor bunları? Evet, bakın şimdi. Şuraya böyle rüzgar güllerinde vuf 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 diye ses çıkaran rüzgar güllerinden böyle 5 milyona kadar vuf vuf. Evet, şimdi bunları birbirlerine bağlayacağız. Tabii ki alttan bağlayacağız. Öyle. Rüzgar güllerinin en güzel yanı şeye etki ediyor olmaları. Bakalım. Rüzgar güllerimiz çalışıyor. Buranın elektrik sorununu tamamıyla çözdük. Bu da bize ekstra bir şey. Ne oluyor ya? Yıkıldı. Şeyli getirecek. Şimdi buranın altyapısını da çözmemiz gerek. Okey. 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 Altyapıda sıkıntı mı yaşıyoruz? Evet, altyapıda sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü niye? Bizim şu arkadaşlardan bir tık ileri Advanced Water Testment'ı açalım bakalım. Advanced. Yani birazcık daha böyle Water
Pumping Station. Şunu açsam, Water Treatment Plant'i açsam yeterli olacaktır diye tahmin ediyorum. Şu neymiş? Tren yolu, tamam. Şimdi. Ama bu yanlış hatırlamıyorsam yol istiyordu yanına. Değil mi? Yoksa istemiyor muydu? İstiyor muydu? İstiyor da olabilir, istemiyor da olabilir. Şimdi tam emin değilim. Evet, istiyor. Gör, burada water supply. Şuraya bir water supply yapsam. Olabilir mi? Olabilemez mi? Neyse, biz yine kanallardan devam edelim. Öf, çok pislik. Ya da pisliyiz ya. Vallahi bak. Şu niye bağlanmadı? O abi, otomatik olarak bağlansan ne olur? Yani. Hayır, nedir yani? Şaka gibisin, yemin ediyorum. Bağlanmadı ya. Evet, akıtalım. Şu an bütün şehrin kanalizasyonu oraya doğru akıyor. Ve rüzgar gülleri harika bir şekilde çalışıyorlar ya. Müthiş. 5, 10, 15, 20, 25, 30 megawatt. Megawatt değil mi? Megawatt. Değil mi o megawatt? Değil mi megawatt olması lazım? Neyse, şeyimiz iyi. Su problemimiz başladı. O da olur. Onu da çözeriz. Bu problemimiz tabii ki şurada. Sularımızı buradan güzel bir şekilde alacağız. Şimdi bu kısımda çok fazla bir şey yapılacak bir şey kalmadı. Buraya birazcık ağırlık verebiliriz. Buradaki otopark sistemlerini, otoparkları bir tık daha şöyle buraya alsam, böyle bir otopark buraya, şu yolların hepsini şey yapacağım arkadaşlar. Yani kullanılabilir bir şey verebilmek için yeşil bir arazi istiyorum. Buraya böyle bu şekilde girsinler. Hatta buraya şekilde girsinler. Aa, bu tek yön olmuyor mu ya? Şöyle yapabilir miyiz? Mesela bu yöne gitmeni. Ne yaptı ya bu? Şöyle istemiyorum. Böyle dönmesinler. Buradan dönebilir. Biraz tepki fazla oldu belki ama. Abi, burada yol çok enteresan bir hal aldı ya. Yok. Arkadaş, ben o yolun böyle olmasını istiyorum o zaman ya. Şöyle bir yol olursa daha iyi olacak. Yani en azından şuradaki 160 tane araba şeyini. Şu an ciddi bir şekilde şurada sıkıntı yaşıyoruz ya. Farkında mısınız? Burada yine bir akış var. Bu arkadaşlar nereye gidiyor yani? Evet. Siz nereye gidiyorsunuz şimdi? Bana bir onu bir der misin? Driver. Aus bilmem ne. Neredeymiş bunun Aus'u? Abi nereye gitti? Aus. Aus. Sensin. Senin gittin destination neresi? Buraya geliyorsun. Abi buraya geliyor adam. Buradaki ev boş mu? Boş evler var. Ondan buraya geliyorsunuz ve burada müthiş bir trafik oluştu. Evet, şimdi bu trafiği nasıl dağıtacağız? Onu bir düşünelim. Buradaki muhteşem trafik muhtemelen şehrin en canlıcı noktalarını da etkiliyor. Yani şu kısmı da etkiliyordur. Burada dehşet bir trafik var şu an.
Dehşet bir trafik var yani, acayip bir trafik var, bakar mısınız? Evet şimdi. Abi buraya bir kere şu tırların girmemesi lazım. Sen nereden geliyorsun ya? Destination. Neresiymiş bu destination? Ha burası. Sen gidiyorsun. Okey. Git git. Tamam. Buranın elektrik problemi böyle çözdüğüme göre çok iyi bir şey oldu. Ama yani şimdi şu bölge bir büyütelim bakalım şu bölgeyi. Epi diyor. Epi. Ay taksın. Allah Allah. Yüksek vergiden şikayetçiler, ama yüksek vergi yok ki oğlum burada yüksek. Aa şeyden dolayı yüksek vergi. Tamam, vergilendirme sistemimizi okuyan mı okumayana göre ayarlamıştık ya. Ondan dolayı herhalde muhtemel kuvvet ve muhtemel öyle bir şey oldu. Şimdi burası komple bir maden mahallesi olacak. Fakat ana yerlerin, ana caddenin bu şeyden etkilenmesini istemiyorum. Yani ana cadde buradan etkilenirse buraya, çünkü evet trafik ban koyacağız. Zaten var da. Var mıydı hatırlamıyorum. Ama yani buraya kesinlikle ve kesinlikle şey koymamız gerekiyor. Şimdi bu kısmı bir yolun arkası, bir yolun altı diye ayıracağız. Yani ya da şu yolu kullandıracağız onlara. Yani bu yollar kullanılacak, şu kısım kullanılacak, şu alt yol kullanılacak, üst yolu kullandırmayacağız. Bakalım nasıl olacak, göreceğiz. Ama evi trafik ben koyarsam burasını alamam, bu bölgeyi komple. O da var. O yüzden biz bu bölgeyi komple bir şu şekilde bir ele geçirme yapalım. Bu bölge komple bir ele geçsin. Sahil kenarını, okyanusa bakan sahil kenarı, okyanus mu artık neyse, deniz diyen var, okyanus diyen var. Şimdi burada müthiş bir şey olduğu için abi her yerden de bir şey geliyor. Şu kısmı da alacağız. Böyle. Burası. Hop. Hop. Hop dedik birader. Kısım değil, bu kısım kalsın. Şöyle. Evet, burayı kesinlikle alacağız yani, beni mecbur bırakacak. Mecbur alacaksın diyor yani, mecbur almazsan orası olmaz. Mesela burayı da alacağım şimdi, bak burasının yani şu, bu olmamalı ya. Bu olmamalı yani, bu. Neyse, maden mahallesi, burayı biz bağlarız, şuraya bağlarız. Şu kısma da şuraya bir şey yapacağım. Hatta buraya ofisleri koyabiliriz daha. Büyük ofisler oluyor ya, ileride onları falan koyabiliriz. Üniversite bölgesinde tam olarak şuraya falan kurmayı düşünüyorum ama, ya da şuralara falan. Ya da buraya. Bilmiyorum. Şehrimizin büyümesi, güzel bir şekilde büyüyoruz ama bu sefer en azından şey değiliz. Abi şuradan normal yardıramıyor muyum? Şu kısmı alamıyor muyum yani? Nedir yani? Ha, alamıyorum. Tamam, okey. İlla bu üçünü de alacağım yani. Burasını komple almam gerekiyor. Anladım. Burada yüksek vergi diyorsun. Nasıl yüksek vergi kardeşim? Tarla bölgesinde nasıl yüksek vergi olabilir ya? Nasıl olabilir? Anlatır mısın bana bunu? Bunu bana bir anlatır mısın hele? Şimdi buraları falan düzenleme istiyorum açıkçası. Fakat bir yandan da yani düzenlerken sanki çok zaman kaybediyormuşuz gibi geliyor. Bilmiyorum, siz hoşunuza gidiyor mu bu düzen olayları? Şimdi Cities Skylines'ta şöyle bir durum da söz konusu benim. Mecbur yayınlardan dolayı şey yapamıyoruz, İlerletemiyoruz bazı şeyleri. Burada yaya geçidi yapacağımız için bunları da kaldıralım. Bunları da kaldıralım. Şurası da kalksın. Burada yaya geçidi olacak. O yüzden problem zaten var, şurada bir yaya geçidimiz. Bir tane de şuraya falan yapacağız. Yani şu kısma bir yaya geçidi olacak. Onun dışında buralarda yayaların gezmediği için durmalarına hiçbir şekilde gerek yok.
Yayalar evinden çıkacak. Arabasına atlayacak. Otoparkına park etsin gitsin kardeşim. Hiç öyle uğraşamayız. Yani şurada yağ yağ geçidi. Burada da yaya geçine gerek yok. Şurada da gerek yok. Zaten şuraya bir ya da tam şu ortaya bilemedim şimdi nereye göre hoşumuza gidecek bir yaya geçit yapacağız. Burada zaten evlerimiz büyüyorlar ve üstüne üstlük güzel de bir alışveriş merkezi bölgesi yapacağım şuraya. İnşallah başarılı olabiliriz. Alışveriş merkezi kısmımızda. Buraya niye böyle yaptım? Burası güzel bir şekilde şeyler dikeceğim oraya. Apartmanlar dikeceğim. Bakalım ne kadar etkili olacağız. O da ayrı bir konu. Burayı da aynı şekilde şeyi açacağım. Ticareti açacağım. Çünkü bu arada limana şu an sadece kargoları stokluyoruz diye düşünüyorum. Çünkü niye derseniz satış herhangi bir satış falan yok. Herhangi bir satış yapmıyoruz. Sadece şu an kargoyla 45.000 getirisi olan bir ülke haline geldik. Ülke diyorum çünkü ülkeyiz. Buraya üçlülerden yapalım. Dörtlülerden yapalım bakalım. Bir de şuraya beşlilerden. Hadi bakayım. Buraya beşlileri doldurun. Buraya ikilileri doldurun. Orası öyleymiş yani. O tarz seviyormuş orası. Yani şu sahil kenarına hakikaten bu evler çok yakışıyor ya. Benim çok hoşuma gidiyor. Sizin de fikirleriniz, düşünceleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi eksik etmezseniz sevinirim. Şimdi ekstradan şurası nasıl olacak çok merak ettim, o yüzden yaptım. Bu da kocaman kocaman binalar. Sen ne satıyorsun? Chemical. Adam buraya şey kurdu ya. Chemical kurdu. Evet, buranın şu anki popülasyonu kaç bilmiyorum ama nerede bunun şey? Heh. Buranın şu anki popülasyonu şunu da bir koyalım. Composition Engine 1. O kadar, başka bir şeye gerek yok. 2500 iş. Ne o? 3000, pardon, 3000. 3000 kişi burada yaşıyor ve tabii ki bu artacak. Daha da artacak. Çünkü burada kocaman bir endüstriyel bir alan. Ayrıyetten de ekstra şeyler gelecek. Onun için şey yapmak istemiyorum. Burada mesela abi dörtlü, bak şunu dörtlü yapınca niye böyle oluyor? Dörtlü yapıyorum. Dörde dört kardeşim. Yani dörde dört. Şöyle yapınca dörde dört. Sen de ikili yapıyorsun. Evet, ikili yapıyorsun. Aferin sana. O zaman ne yapıyoruz? Zıbams şöyle. Böyle devam. 4'e 3'ten devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. 4'e 3'ten devam edip şuraları bir yapalım. Hemen geliyorum. Evet, ayarladık. Bakalım bir kurulsunlar. Görelim nasıl kuruluyorlar. Tıpı tıpıtı. Hemen kurulun. İyi, güzel. Çok böyle istediğim şey olmadı yani.
Beklediğim şey olmadı. Kötü bir düzen sağladık gibi oldu ama o istediğim düzeni sağlamış olduk. Güzel. Aynı şeyi şu tarafa da yapalım bakalım. Buradaki apartman bölgesi içinde bunlar neymiş? Bunlardanmış. Bakalım. Şu Low Rent, iDestiny. Şimdi şu kısmı. Bir saniye. Buraya bir yol bakım yeri de kuracağım ya arkadaşlar. Tam şuraya bir yol bakım yeri. Güzel bir yol bakım şeyi kuralım. Çünkü burada yani yolların da şeyini istiyorum açıkçası. Hacı yani bozulma şey yapma olmasın. İstemiyorum. Öyle bir şey. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi bunlardan bu apartmanlardan değil de ben şu apartmanlardan istiyorum. Bu apartman da onun aynı mı? Evet aynı. Ama kaça kaç? 2'ye 2'lik. Tamam güzel. 2'ye 2'lik. Birçok kişinin yaşayabileceği tarzda apartmanlar şimdi şöyle. 2'ye 2'lik. Güzel güzel 2'ye 2'lik apartmanlardan yapıp hemen geliyorum. Bunlar da burada kurula dursun. Büyük evlerden. Ve şuraya yapıştırın gelsin bakayım. Şunlar nasıl çıkacak çok merak ediyorum. Muhtemelen böyle dikine bir şey çıkacak ama yani bilmiyorum kısmet, nasip. Buradaki durakta çok insan birikmiyor mu nedir anlamadım. Hani gelen giden güzel 95 kişi taşıyor ya bu. Buranın şeyi çok iyi. Yani 19.000 getirisi var Travunay'da. Ve tarım ve maden bölgesine bayağı iyi revaçta 500 kişilik şeyleri var. Ve orada şuradaki line'daki şey hattını aktif vehicle hattını arttırabiliriz. Tabii ki buna vehicle yetmeyecek. O yüzden ekstra bir vehicle alacağız. O ekstra vehicle'ı da şuradan şöyle hemen şuraya konduralım. Abi bence yaptığımız şu an şu seride yaptığımız en iyi iş tramvay oldu. Yani bu tramvayı burada güzel, efektif bir şekilde kullandığımı düşünüyorum. Şöyle de bağladık mı? Tabii ki bunu bir yolla taçlandırmamız gerekiyor mu? Evet gerekiyor. O yolu da şuradan getirsem ne olur? Karman çorman bir şey olur. O yüzden bu yol burada sıkıntı bize. Tree line yapalım. Line'da şu at kesersek. Line'da bu şekilde bir bağlantı söz konusu. Evet. Burada bir de upgrade'ini verelim. Sıkıntı yok. Upgrade'ini verdiğimiz sürece hiç problemimiz kalmayacak. Yaklaşık 45 tane aracımız var. Bunu upgrade etmemişiz yalnız. Kötü olmuş. 45 tane aracımız efektif bir şekilde çalışacak. Daha doğrusu bu arkadaşlar. Oo çok iyi be. Bunlardan mı yapsak acaba? Oo bu evler müthiş, harika. Beşlilerinden yapıp daha da efektif bir şekilde kullanabiliriz ama bakın. Güzel olmuş. Evet, bu muhit güzel olmuş. Bu muhiti de şöyle hemen turistik Medieval Castle. Oy, Medieval Castle'ımız açılmış yahu, kimse söylemiyor. Neyse, kaleyi şuraya inşa ederiz.
Tam ortaya. Bronz statü. Evet, işte bu. 3 milyon 200. Buna bir yol lazım diyor. Ya bak, olmadı şimdi. Böyle. Şunu koydum. Big City olduk. Tamam mı? Ama biraz yamuk mu gitti o? Yok, bence gayet iyi. Bence gayet iyi. Buna sadece şöyle bir yol ekleyeceğim. İnşallah tutar. Bence tuttu. Bence tuttu. Bence güzel. Bence harika. Hatta bunu şey bile yapabiliriz aslında ama yüksek yere koyarsak daha fazla şey oluyor. Bu bölgenin ekstra hizmetlere ihtiyaçları var. Ekstra hizmetleri buradan getireceğiz. Şu şekilde getireceğiz. Ya mesela şurada bir tane skate park'ın burada bir tane bundan bulunsun. Mesela burada da bir tane bundan bulunsun. Burada da bir tane bundan bulunsun. Çok böyle ağım şağım yer olmadığı için sıkıntı yok. Buralara gelmesine gerek yok postacınızın. Buraya gelebilir. Buraya gelmesine hiçbir şekilde gerek yok. Evet, komünitimizin neye ihtiyacı var? Tabii ki de televizyona ihtiyacı var. Television. Şuraya kursak bütün her yeri alıyor abi. 1 milyona. Muhteşem bir proje yaptık. İlk başladığımızda 7 milyonumuz vardı. 2 milyon da öyle geldi. 3 milyon 4 7 milyonluk bir proje oldu burası. 7 milyonluk 7 milyona yani bir şehir kolay kurulmuyor arkadaşlar. Buradan onu vereyim. Bu arkadaş lojman binası gibi bir şey oldu ya bu bizim. Vallahi bak. Müthiş harika. 7 milyonluk proje bu şekilde. Bence gayet güzel. Limanıyla şeyiyle harika bir şekilde şey yapıyoruz. Şimdi burada yapmamız gereken kargo cranes'leri arttırmak. Warehouse yapamıyor muyuz? Warehouse. Bir tane daha warehouse yapalım. İki katına çıkaralım en azından. Oluşacak şeyleri de yapmış oluruz. Rail connection. Ha. Trenle de buradan getirebiliyoruz. Trene ihtiyacımız var mı? Bence yok. Bence yok. Buranın tek eksiği şu an mezarlık ve ne derler ona? Tramvay. Şimdi mezarlığı şöyle şuradan alıp şu şekilde şuraya bir monte edeceğim. Tabii ki buraya yolla girilmesini istemiyoruz. Her zaman olduğu gibi. Herkesin yaya yolunu kullanmasını istiyoruz. Buraya hiçbir şekilde araba girsin de istemiyorum açıkçası. İnşallah hiçbir şekilde de girmezler. Şimdi burada çıkabilecek, doğabilecek bir sorun var mıdır, yok mudur diye sorarsanız bu şerit iki şeride düşecek. Neden derseniz tramvay hattını buradan geçirdiğimiz anda bu şerit iki şeride düşer. Yani otomatik olarak bakın. Burası iki geliş, iki gidiş olarak değişecek. Trafik sorunu olur mu bilmiyorum ama böyle bir şey var. Şu yol tramvay için birebir bir yol olacak. Buradan böyle bağlanacak. Ya da bu tramvayı burada indireceğiz. Onunla ilgili bir proje yaparız. Burada indirip şuradan verdirip şöyle burada böyle dağıtacağız. Dağıtımını yapacağız. Yani ekstra tek bir şeyde line'da kalmayacak. Bakınız. Yani burayı çok kişi kullanıyor yani. Güzel bir şekilde. Benim tabii ki hoşuma gidiyor böyle kullanılması.
Daha buranın ore madenleri var. Okul kısmımızı birazcık daha upgrade etmemiz gerekiyor. Yani yükseltmemiz gerekiyor. Eğitim şart. Eğitim olmazsa olmazımız. Artık üniversiteye bile geçebiliriz. Üniversite şeyine bile geçebiliriz ama şu anlık bir tık şey gitsin istiyorum. Hani hızlı gitmediği için her şey. Hani okullar bile fazla okul yapıp böyle milleti eğitime sevk edip sonrasında da shutdown olmayalım. Yani çünkü biliyorsunuz tarla bölgemiz çok fazla. Bu niye kapalı? Bunu yıkalım abi. Terk edilmiş madenler şey. Terk edilmiş maden diyorum ya. Terk edilmiş şeyler istemiyoruz. Çöp arabalarımız burada gerekli olan her şeyi sağlıyorlar. Güzel. Burada road connection'larımız var. Buna 5 araba falan diyor ama hiç gerek yok. Sanayi bölgesine hiç bakmıyorum ya. Vurdum duymaz bir sanayi bölgem var. Her şey olabilir sanayi bölgesinde. Şöyle bir tık daha yapalım. Sanayi bölgesinin bu kısmı sıkıntı. Sanayi bölgesine şunlardan koyalım. Şundan koyalım. Sanayi bölgesi ev trafik ban vermem de ne bileyim ya. Güzel olabilir. Tabii ki her şeyi kapatalım. Gidelim sonra. Buranın tek eksiği ne biliyor musunuz arkadaşlar? Halı sahası yok. Halı saha yapacağız. Tam şu heykelin önüne Amerika halı saha dediğime bakmayın. Amerikan futbol field yaptık. Buraya bir tane de stadyum yapabiliriz ya. Bence yapılabilir. Soccer field. Amerikan istasyon. Amerikan futbolunu kapatın ya. Kapat şunu. Kapat. Yani şunu böyle ben yan döndürüp yan kondurmak istiyorum. Niye böyle yapıyorsun? İlla burada mı yapalım ya? İlla şunu mu yapalım? İlla bu mu olsun yani? Böyle bir tık daha. Evet. Güzel. Ve tabii ki buraya yaya yoluyla taçlandıracağız. Kardeşim, stadın yolu yol değil. Size söyleyeyim. Dediydi dersiniz. Evet, şimdi buranın tramvaylar üstten alt yolundan geçeceği için üst geçitlerini yapabiliriz. Şuraya bir üst geçit planım var. Onu yapacağız. Buraya ve şuraya bir tane üst geçit. Hatta şuraya bir üst geçit ve şuraya bir üst geçit. Bir tane de şuraya bir üst geçit yapacağız. Onun dışında yapmamız ve geliştirmemiz gereken herhangi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şu an buradaki apartman bölgemiz de gayet güzel bir şekilde şekillendi. İstediğimiz kıvama da geldiler. Yalnız şöyle bir şeyim var benim. Hani böyle iki tane şeyden yapıp sonrasında böyle yolu upgrade etsem edemedim. Edemedim ya. Edemedim ya. Şey deniyoruz şimdi deneme yanılma. Deneme yanılma. Evet. Şimdi böyle güzel şeyler yapsak. Üstüne bir de şu apartmanlardan. Hani olur ya. Tabii hemen kurma. Hemen kurma. Öyle şeyler yok. Hemen kurma. Biraz emek sarf etmek lazım. Evet, kurulum bakayım. Bence çok güzel olmadı mı ya? 10 numara bak böyle bir proje yapabiliriz. Bir sonraki bir son o yangın. İtfaiye. İmdat. İtfaiyeyi limana yakın kuracağım. Ve üstüne üstelik onu bir upgrade edeceğim. Station.
Buranın yangın çıkma olasılığı. Onu hesaba katmadım. Bir de polisi hesaba katmadık. Polisler artık buradaki polis istasyonu buraya veremediği için hizmet. Büyük skandal yani. Polis istasyonunu şuraya koyalım. Polis istasyonu her yere yetişir. Şöyle de işaretleyeyim de sadece oralara gitsinler. Gitmeye çalışırlar falan, baga girer. Ondan sonra uğraş dur kardeşim. Uğraş dur. Mezarlığı yaptık. Çöp kamyonları bir tek giremiyor galiba. Çöp kamyonları içinde ekstra bir şuraya bir şey çekelim. Ama buranın rüzgarı nasıl? Rüzgar. Masai Mara'da sabah oluyor. Abi bu rüzgarın yönü değişiyor mu ya? Rüzgarın yönü değişiyor mu? Hakikaten değişiyor mu ya rüzgarın yönü? Arkadaşlar ben şuraya kurarım abi çöp kamyonunu. En mantıklı, en kullanılabilir yer olarak burayı gördüm. Daha sonrasında taşınabilir evet. Ama şu anlık etiyette burası. Abi yolu terse mi koydum ya? Of. Terse mi koydum? Relocated edemiyor muyum aynı yere? Ben yapabiliyorum, tamam. Bak şimdi yol ne tarafta? Yolu bana göstersene. Abi tekrar aynı şekilde. Ay. Böyle. Bu şekilde. Yani onu ayarlarız. Yine ayarlarız. Bağırma. Bağırma. Şehrin şeyinde olduğunu söyleyeyim. Evet şimdi bu şekilde getirip vallahi sadece şöyle inanın yola bağlansın diye yapıyorum. Yani hizmet alsınlar da nasıl alırsa alsınlar diye yaptığım bir yol. Çünkü burası çok güzel bir şekilde revize edeceğim. Yani kısa kısa güzel bir alan yapmaya çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyiz ya başaramayacak mıyız? Tabii ki bu bir sonraki bölümün konusu olacak. Onun dışında hizmet getiremediğimiz hizmetler var mı diye bakıyorum. Buraya internet bağlantısı yapabilir miyiz ya? İnternet bağlantısı da getirelim. İnternet bağlantısını şuraya mı koysam? Ya da şuraya koyabilirim. Çok internet bağlantısıyla uğraşmak istemiyorum. Bir sonraki bölümün konusu buradaki ulaşım ve or madeni olacak. Or madenlerini kuracağız. Or madenlerini kurduktan sonra eminim daha güzel yerlere geleceğizdir. Şimdi benim bir de şunu yapmam gerekiyor arkadaşlar. Buraya gelen olmaz. Ha onu öyle yapmıyor mu? Üzdün beni şu an. Gel buraya madem, tamam. Hadi bakalım. Kargo, ilk kargo gemimiz de gider herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Ya da gelir. Geliyor. Yan döne döne geliyor. Nasıl bir gemi ya bu? Gemi dediğin düz gider. Bu yan gidiyor. Yanlayarak gidiyor. Evet dönüyor. Sen ne getirdin? Bize mi getiriyor? Bira getirdi bize. Bira getirdi. Al git. Abi niye almadı bizim şeyleri? Kardeşim ben bira istemiyorum ki, ben niye bira satıyorsun bana? Allah Allah, bira getirdi bize. Peki şöyle bir şey yapsak. Buranın hazır okulu var. Madem okulumuz varken neden buraya bir kolej yapmıyoruz? Ya da lise diye sorarlar adama değil mi? Buranın bir de lisesi olsun. Daha hızlı bir şekilde, daha efektif bir şekilde burada eğitim alsın arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, sevgili vatandaşlarımız. Burada eğitimlerini alsınlar. Buraya karşısına da bir alı saha yapar mıyım? Yapamadım. Amerikan futbolu. Abi niye bol stadı kuramıyorum da Amerikan futbolu kurabiliyorum acaba? Bunun ne gibi etkisi var? Sadece efektif.
O zaman bir saniye şöyle yapalım. Bu otoparkı buradan alalım. Böyle koyalım. Bir saniye. Seni de buradan böyle alıp buraya koyayım. Bu otopark da buradan buraya gelsin. Evet, nasıl değiştirdim? Bir anda her şey değişiverdi. Ama buranın bölge çok güzel olmadı mı ya? Harika oldu bence. Yani şimdi ore madenleri de geldiği zaman daha da iyi olacak. Tabii ki bu bir sonraki bölümün konusu dediğim gibi. Bir sonraki bölümde görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Umarım keyifli bir seyir zevki olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bayın. Canlı yayınları beklerim. Saat 8'den sonra canlı yayınlarda oluyoruz. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalın. Videoları beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ne çok hoşça kalın dedim, değil mi? Tekrardan hoşça kalın. Görüşürüz.